Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu meine Berufstätigkeit. Yani ne demek istiyor meine Berufstätigkeit ile bu başlık? Meine Berufstätigkeit arkadaşlar iş tanımı. Bu dersimizde arkadaşlar işimizi tanımlamayı, kendimizi tanıtmayı, yanımızda çalışan bir iş arkadaşımızı tanıtmayı ve yaptığımız iş hakkında bilgi vermeyi hedefliyoruz bu dersimizde. Dilerseniz dersimiz başlasın. Diyelim ki arkadaşlar biz profesyonel bir ortamdayız. Nerede olabilir bu? Bir fuar alanında olabilir, bir firmada bir görüşmede olabiliriz. Kendi firmamızı tanıtacak bir platformda olabiliriz. Buna benzer durumlarda ne gibi konuşmalar geçer? Kendimizi nasıl ifade ederiz? Dilerseniz bu yapılarla bunu bir inceleyelim. Öncelikle bir alt başlık olan Gesprächspartner begrüßen ne demek istiyor? Gesprächspartner arkadaşlar konuşma partneri, yani bundan kasıt bizim konuştuğumuz kişi Gesprächspartner olmuş oluyor. Begrüßen de selamlamak oluyor. Yani selamlamaktan kasıt ne arkadaşlar? Merhaba diyorum ve kendimi tanıtmış oluyorum. Bu başlık demek ki Gesprächspartner begrüßen. Konuşma yaptığım ya da sohbet ettiğim kişiyle selamlaşma. Ne gibi kalıplar var? Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Evet, guten Tag neydi? İyi günler demekti. Darf ich mich vorstellen? Sich vorstellen neydi arkadaşlar? Tanıtmak demekti. Neydi bu aynı zamanda? Refleksif bir durumda, öyle değil mi? Sich vorstellen. Dolayısıyla kendimi tanıtmak derken ich stelle mich vor derim hatta. Bu aynı zamanda neydi arkadaşlar? Ayrılabilir fiildi. Ancak modal fiil de işin içerisine girdiğinde ne oluyordu? Bu mastar halde kalıyordu. Hatırlarsanız ben ayrılabilir fiillerde ve diğer birçok ders videosunda bunu söylemiştim. O ilgili derslerdeki kelimeler ya da işte fiiller, çeşitli yapılar orada kalmıyor. Sürekli üzerine yeni şeyler ekleniyor. Bu noktada da gene belki birçoğumuzun bilmeyeceği bir yapı olabilir bu. Sich vorstellen arkadaşlar demek ki neymiş? Kendini tanıtmak demekmiş. Aynı zamanda da ayrılabilir bir fiil niteliği taşıyor, öyle değil mi? Şimdi bu cümleye baktığımızda Guten Tag, darf ich mich vorstellen sorusunu görüyoruz. Bunun Türkçe birebir karşılığı aslında şu arkadaşlar. Müsaade edin de kendimi tanıtayım deriz. Türkçe'de şey demeyiz değil mi? Kendimi tanıtabilir miyim demeyiz. Ne derim güzel Türkçemizde? Müsaade edin de kendimi tanıtayım. Ancak Almanca'da bu Darf ich mich vorstellen, yani Almanca'ya göre düşündüğümüzde kendimi takdim etmeme, öyle değil mi? Kendimi tanıştırmama müsaade eder misiniz gibi bir anlam taşıyor bu. Neymiş? Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Öyle değil mi? Evet, A1'den bildiğimiz yapı bu. Mein Name ist, değil mi? Adımı söylüyorum ya da ich bin diyorum. Arkadaşlar burada profesyonel ortamlarda ya da ilk defa tanıştığım birisi ise karşımdaki Almanca'da ya da Almanca konuşulan ülkelerde genellikle soy isim kullanılıyor. Bu durumda benim ne demem lazım? Mein Name ist Özdemir demem lazım, öyle değil mi? Mein Name ist Erhan ya da ich bin Erhan denildiğinde bu birazcık daha samimi bir ortam. Dolayısıyla profesyonel ortamlarda arkadaşlar buna önem verelim. Soy isim kullanılıyor. Dolayısıyla benim adım soy ismi mutlaka söylememiz gerekiyor ki bu tamamen profesyonel bir form taşımış oluyor. Demek ki mein Name ist, ich bin şeklinde. Bir sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ich bin in der Firma tätig. Evet, ben işte falanca firma, buraya noktayla nokta nokta şeklinde koydum. Buraya firmamızın ismini söyleyeceğiz ya da yazacağız. Diyeceğim ki ich bin in der Firma tätig. Falanca firmasında neyim? Meşgulüm. Orada çalışıyorum. Orada meşgulüm anlamına gelen ich bin in der Firma tätig cümlesi demek ki bu anlama gelmiş oluyor. Sonraki alt başlığa bakalım isterseniz arkadaşlar. Eine Person vorstellen, az önce söylemiş olduğum gibi vorstellen neydi? Tanıtmak demekti. Bir kişiyi tanıtmak derken eine Person vorstellen
konu başlığına bakmış oluyoruz. Bakalım arkadaşlar, ilk soru cümlesi. Darf ich Ihnen Frau Herrn vorstellen? Evet, ne diyor burada arkadaşlar? Frau, kadınlarda kullanılan bayan falancayı size tanıştırmama müsaade eder misiniz gibi bir anlam taşıyor. Ya da bay falanca derken Herrn demiş oluyorum. Bakın burada fark ettiyseniz en var. Çünkü burada birisini tanıtmak istediğimizden dolayı buraya bir en gelmiş. Dolayısıyla Herr demiyorum da Herrn demiş oluyorum. Burası tabii çok ufak bir nüans. Ancak B2 seviyesinde olduğumuz için artık bunlara daha bir dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla diyelim ki siz diyeceksiniz ki Bay Özdemir'i tanıtmama müsaade eder misiniz? O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Darf ich Ihnen Herrn Özdemir vorstellen? Öyle değil mi? Bay Özdemir'i tanıtmama müsaade edin gibi bir anlam çıkmış oluyor. Tabii bu bir kadın olmuş olsaydı onun soy ismiyle, değil mi? Çünkü Frau ve Herr hangi durumlarda kullanılıyordu? Mutlaka soy isminin de olması gereken hallerde kullanılıyordu. Yani kalkıp da ben buna Herrn Erhan diyemem. Mutlaka Herrn Özdemir demem gerekiyor. Bu söz gelimi bir kadınsa mutlaka ilgili kişinin soy ismini kullanmam gerekiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla o zaman da ne olacaktı bu? Söz gelimi Öztürk olsun. O zaman ne diyeceğim? Darf ich Ihnen Frau Öztürk vorstellen demem gerekirdi. Evet. Demek ki tanıtımda bunu kullanıyorum. Bir başka tanıtım şekli. Bakın ne diyor cümlemiz? Ich möchte Ihnen meinen Kollegen vorstellen. Evet. Die Kollegin neydi arkadaşlar? Die Kollegin iş arkadaşı bir kadın. Öyle değil mi? Die Kollegin erkek ise der Kollege. Ancak burada tabii akusatiflik olduğundan dolayı meinen Kollegen, bakın sonuna en gelmiş. Burada da gene olağan bir şekilde posesifin sonuna ne olmuş? En gelmiş oluyor. Dolayısıyla ben size, evet, Ihnen bakın burada saygı formunda, ben size iş arkadaşımı tanıtmak istiyorum, değil mi? Möchten neydi? İstemek demekti. Ich möchte Ihnen meine Kollegin vorstellen. Bu bir kadınsa, değil mi? Meine Kollegin. Bu bir erkekse ne diyeceğim? Ich möchte Ihnen meinen Kollegen vorstellen demem gerekiyor. Öyle değil mi? Ya da şöyle de tanıtabilirim. Bakın bunların hepsi iş arkadaşımı tanıttığım yapılar. Ya da şöyle de tanıtabilirim. Das ist meine Kollegin Frau Öztürk söz gelimi, değil mi? Bu benim iş arkadaşım Bayan Öztürk derken Das ist meine Kollegin Frau Öztürk ya da bu benim iş arkadaşım, öyle değil mi? Diyelim ki Bay Özdemir diyeceksiniz. O zaman ne olacak bu? Das ist mein Kollege Herr Özdemir. Bakın burada dikkat ettiyseniz burada en yok. Neden? Çünkü burada herhangi bir ismin ihali durumu söz konusu olmadığı için bunu yalın halde tutmuş oluyorum. Dolayısıyla Herr şeklinde kalmış oluyor. Dilerseniz bu yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist, ich bin. Mein Name ist, ich bin. Ich bin in der Firma tätig. Ich bin in der Firma tätig. Darf ich Ihnen Frau vorstellen? Darf ich Ihnen Herrn vorstellen? Ich möchte Ihnen meine Kollegin vorstellen. Ich möchte Ihnen meinen Kollegen vorstellen. Das ist meine Kollegin, Frau. Das ist mein Kollege, Herr. Şimdi dilerseniz bir diğer alt başlığa bakalım arkadaşlar. Tätigkeit erläutern, işi açıklayacağız arkadaşlar. Yaptığımız iş bir firmada olabilir ya da kendi bünyemizde bir çalışma olabilir. Bu işle ilgili bir açıklamaya baktığımızda, evet. Wir sind Mitarbeiter der Firma in der Abteilung cümlesini görüyoruz.
Burada Mitarbeiter neydi arkadaşlar? Çalışan demekti, öyle değil mi? Evet. Falanca firmanın çalışanlıyız anlamında. Abteilung da departman ya da bölüm anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bu cümle bize ne diyor? Biz işte falanca firmanın falanca bölümünde çalışanız dediğimizde demek ki wir sind Mitarbeiter der Firma in der Abteilung demiş oluyoruz. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar, ich bin Leiterin, değil mi? Kadınlarda Leiterin, erkeklerde Leiter neydi? Yönetici ya da müdür anlamına geliyordu. Evet, Bereich, alan anlamında ya da yaptığımız bir alan ya da ne diyebiliriz? Branch için de kullanılabilir. Ich bin Leiter des Bereich. Bakın burada bir genitiflik söz konusu. Bu ne olabilir? Söz gelimi bilişimle ilgili, bilişim bölümünde neyim ben? Yöneticiyim diyelim. O zaman buraya söz gelimi IT diyebilirdik. O zaman ich bin Leiter des IT Bereichs de diyebilirdik. Bu o zaman ne olurdu? Bilişimle ilgili bilişim bölümünde müdürüm ya da yöneticiyim anlamına gelmiş olurdu. O haliyle. Evet, bu bir kadın olsaydı Leiterin diyecektik. Erkek olsaydı ne olacak bu? Leiter şeklinde yorumlanacak. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ich persönlich bin verantwortlich für. Ich persönlich, ben şahsen anlamına geliyor arkadaşlar. Yani şahsım şundan sorumlu. Verantwortlich für, sorumlu olmak. Bir şeyden sorumlu olmak anlamına gelen verantwortlich für görüyoruz. Ich persönlich, ben şahsen. Yani bu cümle bize ne diyor? Şahsım şundan sorumlu anlamında. Yani ben bundan sorumluyum demek istiyoruz burada. Burası gene IT olmuş olsaydı, IT örneğinden yola çıkacak olsaydık ne olurdu bu? Ich persönlich bin verantwortlich für IT diyebilirdik. Yani ben bilişimden sorumluyum demiş olurduk. Buraya baktığımızda zuständig für, verantwortlich für, bunlar arkadaşlar anlam olarak birbirine yakın. Verantwortlich für, bir şeyden sorumlu olmak. Zuständig für, bu da gene sorumlu olmak. Tabii bunu birebir aynı anlama getirebiliriz arkadaşlar. Burada birisini tanıttığımızda, bu bir iş arkadaşı kadın ya da erkek olabilir. Ne demiştik? Mutlaka soy ismiyle hitap etmemiz ya da onun hakkında konuşurken mutlaka soy ismiyle konuşuyor olmamız gerekiyor o ilgili şahısla ilgili konuşurken. Dolayısıyla diyelim ki Herr Özdemir ist zuständig für IT demiş olsaydı cümlemiz, o zaman ne anlama gelirdi bu? Bay Özdemir bilişimden sorumlu. O zaman ne olacaktı bu demek ki? Buraya Özdemir diyecektik. Zuständig für bölümün ismini yazacaktık. Bu kadar kolay arkadaşlar. Tabii bu bir kadın olsaydı ve söz gelimi Öztürk olmuş olsaydı soy ismi, o zaman ne olacaktı bu? Frau Öztürk ist zuständig für IT. Yani bayan Öztürk IT'den, yani bilişimden sorumlu demiş olacaktık. Buraya baktığımızda arkadaşlar, sich kümmern bakın burada da yine refleksif bir durum var. Umla beraber kullanılıyor. Kümmern sich kümmern bir şey ile ilgili olmak. Bakın zuständig für, verantwortlich für, kümmern bir şey ile meşgul olmak, onunla ilgilenmek anlamlarında aslında baktığımızda birbirine yakın anlamlar arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi o şundan mesul, onunla ilgileniyor, bununla meşgul anlamlarına gelen sich kümmern görüyoruz. Bu gene aynı örnekten yola çıkacak olsaydık, IT bilişim değmiş olsaydık ne olurdu? Er, o da sie kümmert sich IT, yani o IT ile, bilişim ile meşgul anlamına gelmiş olacaktı. Buraya baktığımızda arkadaşlar, unser Aufgabenbereich, evet, Aufgabe neydi? Hausaufgabe, ev ödevi demekti. Aufgabe'de yapılması gerekenler, öyle değil mi? Bereich, alan. Yani bizim
etkinlik alanı ya da görev alanımız diyecek olursak, bizim görev alanımız, gene aynı örnekten yola çıkacak olursak, unser Aufgabenbereich ist, ne diyelim, teknoloji diyelim örneğin, ist Technologie, öyle değil mi? O zaman buraya teknoloji diyecek olsaydık, unser Aufgabenbereich ist Technologie, bizim görev alanımız teknoloji demiş olurduk. Zu unseren Aufgaben gehört es. Bakın bunların arkadaşlar anlamları birbirine yakın. Aynı anlam hatta. Zu unseren Aufgaben gehört es. Bizim görevlerimize şu dahil. Bakın üstteki cümleyle gene aynı. Zu unseren Aufgaben gehört es. Burada mastar halde tek tek yazabilirim arkadaşlar. Ne yaptığımla ilgili, kendi mesleğimdeki bu görevlerle ilgili, işte görev tanımımda bu var, bu var, bunu yapmak, şunu etmek deriz ya güzel Türkçemizde. Ne yaparız? Hep mastar halini kullanırız. Almanca'da da gene mastar halini kullanmamız gerekiyor. Zu unseren Aufgaben gehört es, söz gelimi ne olabilir? E-mail schreiben, e-mail yazmak, e-mail schreiben, ne olabilir başka? Fax çekmek, faxen, değil mi? Gibi mastar halde bırakmam gereken diğer görev tanımındaki diğer fiilleri yazmam gerekiyor burada. Son cümleye baktığımızda wir haben häufig mit zu tun, viel mit zu tun. Häufig sık demek arkadaşlar. Oft ile aynı anlama geliyor. Häufig sık, viel çok demek. Burada ne diyor? Bizim sıklıkla şununla uğraşmamız söz konusudur gibi bir anlam çıkıyor. Burada gene IT'den örnek verelim. Bilişimden örnek verelim. Wir haben häufig mit IT zu tun. Sıklıkla IT ile işlerimiz. Ya da wir haben viel mit IT zu tun. Tabii Türkçe'de bunu birebir kullanamıyoruz belki ama çünkü güzel Türkçemizde bu biraz daha havada kalabiliyor. Çokça IT ile meşgulüz diyebilir miyiz acaba Almanca'yı Türkçe'ye çevirdiğimizde? Diyebiliriz sanki, öyle değil mi? Çokça IT ile meşgulüz. Yani görev tanımımızda bu var. Pekala diyebiliriz sanki, öyle değil mi? Dolayısıyla wir haben häufig mit IT zu tun ya da wir haben viel mit IT zu tun diyebiliriz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir sind Mitarbeiter der Firma in der Abteilung. Wir sind Mitarbeiter der Firma in der Abteilung. Ich bin Leiterin des Bereichs. Ich bin Leiter des Bereichs. Ich persönlich bin verantwortlich für. Ich persönlich bin verantwortlich für. Frau ist zuständig für. Herr ist zuständig für. Sie kümmert sich um. Er kümmert sich um. Unser Aufgabenbereich ist Technologie. Unser Aufgabenbereich ist Technologie. Zu unseren Aufgaben gehört es. Zu unseren Aufgaben gehört es. Wir haben häufig mit IT zu tun. Wir haben viel mit IT zu tun. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde meine Berufstätigkeit konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.